Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda lojistik sektörüyle ilgili konuşacağız. Gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü deniz yolu, özellikle oradaki transferler, bu e-ticaretin çok hızlanması, pandemi, konteyner fiyatları, gündem bu alanda da yoğun. O yüzden keyifli bir sohbet olacak. Sefa Yakupoğlu bizle birlikte. Kendisi deniz yolu fiyatlandırma uzmanı. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yormadınız, kırmadınız bizi, buraya kadar geldiniz. Estağfurullah, teşekkür. Şimdi lojistiği konuşacağız. Gerçekten sizin tarafta da gündem birazcık karışık. Konteyner fiyatları arttı diyorlar pandemiden dolayı. İşte bir yerde sürdürülebilirlik çok devreye girdi. Bunu dikkat alıyorsunuzdur. Bir yerde savaş var. Gündem gerçekten lojistik sektöründe de iyi. Onları konuşacağız ama ondan önce sizden böyle bir kariyer geçmişi almak istiyorum. Tamamdır, başlayayım. İsmim Sefa Yakupoğlu. İstanbul doğumluyum. 26 yaşındayım. 2018'de İstanbul Okul Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümünden mezun oldum. İngilizce bitirdim bölümümü. Üniversite yıllarından beri çeşitli firmalarda havayolu, denizyolu, karayolu olarak çalıştım. Eğitimler aldım. Şu anda da işimi lojistik üzerinde sürdürmekteyim. Harika. Peki, lojistik nedir diye başlayalım. Lojistik teriminin kullanılması ne zaman başlamıştır? Lojistik terim aslında kelime köküne baktığımız zaman logic, yani İngilizce mantıklıyla static, istatistik kelimelerinin birleşiminden oluşan mantıklı hesaplama diyebileceğimiz bir terimdir. Bu özellikle 2. Dünya Savaşı sıralarında askeri bir terim olarak Amerikan ordusu tarafından kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde de askeri lojistik destek olarak da kullanılmaktadır. Yani spesifik olarak en yoğun şekilde 2. Dünya Savaşı döneminde gördük, hayatımıza girdi. Harika. Peki taşıma metotları nelerdir? Taşıma metotları deniz yolu, hava yolu, kara yolu, tren yolu, hatta bu doğal gazların gittiği, akaryakıtların gönderildiği pipeline dediğimiz boru hattı, bu da aslında bir taşıma modelidir. Multimodel dediğimiz bir sistem vardır. Multimodelde müşterinin ürünü alıcı firmaya gidene kadar veya alıcı kişiye gidene kadar birden fazla lojistik metodunun, yani bu lojistik taşıma sisteminin kullanılmasıdır. Yani hem karayolu hem deniz yolu. Burada Avrupa'ya giden, özellikle Orta Avrupa'ya giden tırlarımız, mesela İstanbul Pendik'ten veya İzmir Roro gemileri dediğimiz gemiler vardır. Tırlar biner gemiye, gemide İtalya genelde Trieste üzerinden dağıtımı olur. Oradan rotalarına devam eder. Bu bir multimodel taşıma örneğidir. Evet. Birden fazla yöntemin kullanılmasıdır. Hı hı. Peki işlemler, kategoriler lojistik sektörü için nelerdir, değişir mi? Kategorilerden kastımız, metotlarımız, prosedürlerimiz değişiyor. Ya bunu 4 sınıfta ayırıyor lojistik bilimciler. 1PL, 2PL, 3PL ve 4PL dediğimiz bir sistemdir. Yani 1PL aslında sektördeki bizim üreticilerimizdir. Üreticilere 1PL olarak adlandırmışlar. 2PL dediğimiz lojistik hizmeti sağlayan firmalardır. Lojistikçi dediklerimiz. Aslında 1PL firmalar 2PL firmaların müşterileri oluyor. Taşıma hizmetleri veriyor. 3PL hepsi zaten üzerine koya koya gelişen metotlardır. 3PL firmaların dış kullanım aracıdır. Yani üretici firmalar, uzman firmalar tarafından, bu işin hakkıyla yapan firmalar tarafından taşımanın yanında depolamasıdır, ürünlerinin paketlenmesidir, elleşlenmesi, etiketlenmesi, gümrük işlemleri, bu tip işlemleri içerisinde bulunduran bir metodumuzdur. 4PL'de bu halkamızın en sonuncusu, bu hepsinin içinde bulunarak, teknolojiyi de daha fazla içinde katarak firmaların ham maddesinden yine tüketiciye kadar olan süreçte saydıklarımızın dışında kalite kontrol, stok yönetimi, bu tip katma değerli hizmetler de içine katarak sunmuş olduğu bir metottur. Yani lojistik firmaları veya hizmet veren firmalar bu şekilde ayrılmaktadır. Evet. Peki sizin bir uzmanlık alanınız var mı? Öyle bir alan seçmek gerekiyor mu? Neden yani, bu alanı seçtiniz? Neden bu alanı seçtim? Deniz yoluna şu an devam etmekteyim. Daha önceki sorularda da bahsettim. Üniversitenin başlarından beri gerek staj, yaz stajları, uzun dönem part-time çalışmalar ve mezun olduktan sonra çalıştığım firmalarda birden fazla bu taşıma metotları, operasyon bilgisine sahip oldum. İşte karayolu, havayolu, deniz yolu, tren yolu. Benim ilgimi çeken deniz yolu oldu. Şu anda zaten deniz yolu üzerinde çalışmaktayım. Neden deniz yolu diye sorarsanız,
Ya bir Karadenizliyiz. O deniz sevgimiz içimizden geliyor. Ailemizde kaptanlardır, gemi çalışanları, balıkçılık yapanlar hepsi mevcut. Oradan geliyor. İkincisi küçükken bu ailemizle beraber Boğaz'da işte deniz kenarında gezerken oradaki gemilerin o geçişleri, konteynerler hep ilgimi çekti. Ama kararı işte üniversitede staj yaptığım zamanlar İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir dönem oldu çalıştım. Bambaşka. Yani Biliyorum. orada o şeyi aldım. Aslında operasyonel olarak en zorudur deniz yolu. En karmaşası, en komplikesi, en çok sorunla karşılaşabilecek bir metottur. Ama seviyoruz. Deniz yolu Ne? sevgidir. Korsanı var, fırtınası var. Gemiler erteleniyor, Değil mi? sıkıntılar oluyor. Peki ben şunu sormak isterim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Evet, limanlarımız çok değerli. Kurucumuz zaten Akdeniz ileri derken ilk hedefimiz Akdeniz. Bence kesinlikle bugünleri düşünerek aldı. O limanlara sahip olmamız gerektiğini. Biz deniz taşımacılığını, deniz yolculuğunu, denizi yani ulaşımda, lojistikte düzgün kullanabiliyor muyuz? Türk kendi içimizde özellikle. Bence kullanabiliyoruz. Çünkü son yıllarda özellikle bu kur artışıyla beraber evet çok büyük bir şekilde alım gücümüzü düşürdü. İthalatımız ciddi seviyelerde azaldı ama ihracatçılarımızın aslında bir avantajdır yüksek kur. Çünkü ihracat yapanlar döviz kazanıyor. Döviz daha fazla olduğu için girdisi buralarda avantajdır ve şu an çok ciddi bir talepler oluyor. Zaten ana en büyük 3 tane limanımız var bizim. İzmir, İstanbul, en büyük İstanbul Ambarlı limanımız ve Mersin. Bu üçü çok yoğun olarak kullanılıyor. Geliştirilebilir, yeni yeni sistemler oluyor, yeni limanlar yapılabiliyor. Kapasitelerin arttırılması lazım. Bu ülke buna ihtiyacı var. Ve bu potansiyele de sahip aslında ülkemiz. Yani deniz yolu taşımacılığında zaten ülkemizdeki uluslararası ticarette en fazla kullanılan yöntem de deniz yolu ticaretidir. Dünyada böyledir. Geliştirilmelidir ve bu potansiyele sahibiz. Kısaca böyle Kesinlikle sahibiz. söyleyebilirim. Evet, ben de çok böyle hem denizi çok severim. Bir İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak hem de çok daha fazla kullanılmasından yanayım. Çünkü orada enerjiyi de doğru kullanabiliyoruz, verimli kullanabiliyoruz. Şimdi çok tartışmalar duyduğum bir konu, konteynerlerin konusu. Yani pandemiden sonra fiyatlar çok arttı. İşte ama buradaki konteyner dediğimiz zaman neyi kapsıyor? Nedir bu konteyner taşımacılığı? Onu biraz açalım mı? Konteyner taşımacılığı öncelikle deniz yolu taşımacılığında en fazla kullanılan yöntemdir. Çünkü deniz yolu da aslında kendi içinde ayrılmaktadır. Önce istiyorsanız ondan bahsedeyim. Bu sıvılaştırılmış gazlarımız vardır. Petrollerin taşındığı bunker gemilerimiz. Nasıl söyleyeyim, tanecilikli yapıya sahip yükler. Mesela Rusya'dan işte ne bileyim buğdaylar, arpalar, bunları taşıyan ambarları olan dökme gemilerimiz vardır. Bulk gemiler olarak geçer. Açık yük gemilerimiz vardır. Bu belli standartlara sığmayan, yani konteynerlere sığmayan devasa kayalardır. Ne bileyim mermer parçalarıdır. Açık yük gemilerimiz var ama konteyner taşımacılığı dünyada en fazla kullanılan yöntemdir. Konteyner taşımacılığını anlatmam gerekirse ilk olarak dünyada 1950'lerin yıl başlarında olması lazım. Danimarka'da ilk olarak kullanılmaya başladı. Zaten şu an dünyanın en büyük gemi firması, armatörü de bir Danimarkalı firmasıdır, menşelidir. Daha sonraki yıllarda da işte Amerika'da, Alaska'da 1950'lerin ortalarında kullanılmaya, yaygınlaşmaya başladı. 1955 yılında olması lazım. İlk olarak sadece konteyner gemisi yapıldı ve Kanada'da ilk olarak 600 konteynerlik bir sevkiyat gerçekleştirildi. Günümüzde de artık yani deniz yolunun değeri çok önemli. Evet. Ticaretin bel kemiği diye söyleyebilirim ben. Bu şekilde konteyner Evet, çünkü çok uzak taşımacılığını yollardan gemilerle çok fazla ürün getirebiliyorsunuz. E tabii Diğer türlü biraz lükse girmiş oluyor. evet, müşterilerimizin taleplerine göre de yani çeşidi var. Şimdi konteynerin de çeşitleri var kendi içinde. İşte ölçülerine göre, iç hacimlerine göre 20'lik konteyner, 40'lık standart, 40'lık hayküp veya bazı ürünlerimiz tamam konteynerlere sığar ama boyu yüksektir. Onlar için flat rack dediğimiz konteyner modellerimiz vardır. Ne bileyim kimyasal ürünleri taşınan tanker şeklinde olan konteynerlerimiz vardır. Yani müşterilerin taleplerine göre tarih boyunca hep bir yöntem üretilmiştir. Günümüzde de çalışmalar devam etmektedir.
Bu şekilde cevap veriyorum. Bazen şey de soğutmalı, ısıtmalı evet, reefer. Şeklinde değil mi? Evet, reefer. Dondurulmuş gıdalar da, evet onu da söyleyeyim unuttum. Dondurulmuş gıdalarda reefer dediğimiz konteyner tiplerinde taşınmaktadır. Evet. Peki, bulunduğunuz firmadaki çalışma süreci nasıl gelişti, nasıl başladı? Deniz yolu fiyatlandırma uzmanı işim budur. Bunu söyleyeyim, öncelikle başlayayım. Süreci nasıl anlatayım? Öncelikle firmam deniz yolunda forwarder hizmeti vermektedir. Forwarder ne demek diye sorarsanız taşıma komisyonculuğu. Yani bir kendi gemilerimiz olmadan, işte gemileri olan firmalardan navlun alarak üzerine operasyon ve kendi maliyetlerimizi ekleyerek karımızla beraber müşterimize sunduğumuz bir hizmet. Tabii bunun yanında sadece navlun değil, işte ürünü alması, gemiden yer ayırtmamız, belgelerin takibi, gümrük takiplerimiz, geminin varmasına kadarki lokasyon takipleri ve bilgilendirmesi, kısaca bu şekilde anlatabilirim. Müşterilerimizin ihtiyacına göre belirlemiş olduğu rotalar var. Örnek vermem gerekirse işte İstanbul'dan New York'a mesela 40'lık ihtiyacı oluyor. Talebi geçiyor. Biz en uygun gemi neyse optimal tercihleri yaparaktan, gerekirse müşterimizi yönlendirerekten fiyatlarımızı sunuyoruz. Onayladığı takdirde operasyonumuz başlamış oluyor. Evet. Aynı zamanda bir danışmanlık gibi de bir hizmet vermiş oluyorsunuz aslında. Aslında sadece oldu bitti düşünmemek evet. gerekiyor. Yani müşteri kazanmak, müşteri tutmak, müşteri kazanmaktan daha zordur. Kesinlikle. Yani ekstra bir ilgimiz göstermemiz gerekiyor ki bizi sevsinler, alışsınlar. Zaten bir zaman sonra firmalarla ahbap ilişkisine giriyorsunuz. Onların dilinden anlıyoruz. Yani adamlar bir şey dediği zaman talebi ne istediğini bildiğimiz için ona göre çözümler, fiyatlar sunabiliyoruz. Harika. Peki son olarak deniz yolunda ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz diyeceğim ama şimdi Somali fırtına biraz önce söylediğim gibi dalga ne gibi problemler var, nasıl riskler var? Örnek veriyorum, bu riskleri minimuma nasıl indiriyorsunuz, nasıl çözümler sunuyorsunuz? Şöyle bahsedeyim. Öncelikle sizin dediklerinizden bahsedelim. İşte böyle doğal afetler olabiliyor. Fırtınalar, dalgalar. Geçen sene bir tane armatör firmasının 9000 konteynerlik gemisi alabora oldu. Bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Korsanlar evet böyle beklemediğimiz anda gemileri ele geçiriyorlar fidye için. Yani çok nadir de olsa genelde bu risk Doğu Afrika bölgelerinde, Afrika'nın doğu yakasında karşılaşabilir bir risk. Siyaset ve politikadan direkt olarak etkilenen bir sektördeyiz biz. En yakın zamanımıza örnek vermek gerekirse biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşımız var. Ciddi şekilde akaryakıt fiyatlarında artışlar neden oldu. Piyasa oturmadı ve navlun fiyatları direkt olarak zamlandı. Bildiğiniz üzere 2-3 sene önce Suudi Arabistan'la yaşamış olduğumuz bir problem vardı. Cemal Kaşıkçı olayı. Burada Türk mallarına bir boykot sürecimiz vardı. Yani şu anda resmi olarak devam etti ama daha hafifletilmiş şekilde. Yani gemilerimiz 10 günde gidiyorsa alıcının, Arabistan'daki alıcının malı, yani Türk konteynerlerin, Türkiye'den gelen konteynerleri fabrikasına indirmesi 20-25 gün sürüyor. Ya bilerek bir yapılan hareketler var. Bu da hem maliyet hem tedarik zincirini çok büyük etkiliyor. Yani bunu bahsedebilirim ve pandemiden sonraki özellikle konteyner fiyatlarındaki çok ciddi artışlar var. %300, %400 arttı. 2-3 kat, 4 kat. Bu da tamamen üretim bandını yavaşlatıyor. Çünkü ham madde alamıyor firmalar, üretemiyorlar. Üretiyorsa da pahalı aldıkları için pahalı üretiyorlar. Çünkü lojistik maliyeti her birimi etkileyen bir maliyettir. Bu şekilde sattığı ürünler pahalı oluyor. Yani tedarik zincirini baştan sona etkileyen bir süreçtir aslında lojistik. Evet. Yani 27 yaş aslında çok genç de değil, çok ara bir yaş ama şöyle de bir çok tecrübeli bir röportaj oldu. Çok tecrübeli biriyle konuştum. Bu 7 yıllık yaklaşık değil mi? 7 yıllık mı bir çalışma süresi var üniversiteden yani sonra? Yani üniversiteden sonra farklı sektörlerde de ben çalıştım. Kendi iş girişimlerimiz de oldu. Sonradan tekrardan sektöre geri döndüm. Askerliğim oldu. Askerliği bitirdik. Şu anda global kurumsal bir firmada çalışmaktayım. Peki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hem bu bilgi birikim ama son işte bu savaşı da katarsak, pandemiyi de katarsak bunun son 3-3,5 yılı neredeyse krizin içinde geçti. Bir öngörü vardır mutlaka. İşte şirkette konuşuluyordur, bilmiyorum piyasalar, diğer limanlarla ilgili gelişmelerden haberdar oluyorsunuzdur. Ya bu savaş bittiğinde de artık rahat bir nefes alabilir miyiz?
Deniz yolu taşımacılığı. Deniz yolu taşımacılığı. Çünkü çok etkiliyor. Yani fiyatları etkiliyor, kriz yaratıyor, kıtlık yaratabiliyor. Çok yerde etkisi oluyor bize. Deniz taşımacılığı bakımından, limanlar bakımından savaştan sonra biraz daha rahatlar mı artık? O eski hareketli günlerine döner mi? Döneceği aşikardır. Navlun fiyatları çekileceğini öngörülüyor. Hem okuduğumuz bilgilerden hem takip lojistik medyasını takip ettiğimizde. Çözümler geliştiriyorlar. Çözümler gelecektir. İşte konteynerler üretiliyor, yeni metotlar üretiliyor. Ama bu eski pandemi öncesi bir 5-6 sene önceki navlun fiyatları olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bir gerileme bekleniyor. Bunların en büyük sebeplerinden biri de biliyorsunuz Amerika-Çin ticari savaşları başladı bunun 2 sene önce vesaire. Deniz yolunda gerçekten kötü yönden bir katkısı oldu. Ama değişecektir. Değişmeli, iyileşmeli. Çünkü dünya ticaretinin %70'i 80'i deniz yoluyla hallediliyor. Zaten aslında bu navlun artışları armatör firmaları içinden avantaj olarak kullanıldı. Daha fazla paralar kazandılar. Ciroları çok ciddi şekilde attı. Onlar da yeni gemiler, yeni konteynerler yatırımları yapmaya başladı. Yani önümüzdeki bu sıkışıklıklar tahmin bir 2 sene sonra rahatlayacaktır. Ama ben lojistiğin, deniz yolunun önünün ülkemiz içinde, dünya içinde açık olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Yani şurada İstanbul'da kazı yaptılar. İşte Marmaray zamanı Yenikapı'da liman çıktı. Yani evet. Bu tarih ne kadar eskiyse bizim limanlarımızın tarihi de o kadar eski. Çok memnun oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda size başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten artık o günleri özledik. Deniz taşımacılığı işte bütün aslında o yaşadığımız zamanlarda bize hem çözüm sunuyor. Birazcık o lojistik tarafında sıkıntılar olduğu zaman her şeyimize yansımaya başlıyor. Umarız iyi günler bizi bekleyecek. Çok keyifli bir röportajdı. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.